Merhaba arkadaşlar. Umarım keyfiniz yerindedir. Bu videoda bilim insanı olmanın veya genel olarak bilimsel bir kariyerde çalışmanın avantajlarından ve çekici taraflarından bahsedeceğim. Eğer bilimsel bir kariyer düşünüyorsanız nasıl beklentilere sahip olmanız gerektiği hakkında daha önce kafa yormuş olabilirsiniz. Farklı bilimsel kariyer basamaklarını deneyimlemiş biri olarak size şunu söyleyebilirim ki bilim insanı olmanın çok ama çok fazla cazip tarafı var. İster profesör, isterseniz doktor öğrencisi, postdoc veya da lab teknisyeni olun. Bilimsel bir kariyer son derece tatmin verici ve keyif verici olabilir. Kendi perspektifimden bilim insanı olmanın en önemli 4 temel avantajından bahsedeceğim. Bunları şu şekilde kategorize ettim. Birincisi entelektüel uyarılma ve devamlı süren ve hiç bitmeyen öğrenme ve gelişme. İkincisi topluma gerçek katkı sunma şansı. Üçüncüsü, birçok anlamda hoş olan bir bilimsel çevreye empoze olmak. Dördüncüsü ise ekonomik faydalar. İlk avantajdan başlayalım ve irdeleyelim. Entelektüel uyarıma ve devamlı öğrenme ve gelişme. Bilim üzerine kafa yormak son derece yüksek entelektüel uyarıma, yaratıcılık ve kritik düşünme gibi ve problem çözme yetenekleri gibi unsurlar gerektiriyor. Kompleks bir araştırma sorusuyla uğraştığınızda, bir metodoloji geliştirmeye çalıştığınızda veya yeni bir deney tasarladığınızda otomatikman özgün ve yaratıcı düşünmeye zorlanıyorsunuz. Ben bunu gazetede bulmaca ve stoku çözmeye benzetiyorum. Eğer daha önce bulmaca veya stoku çözdüyseniz bunları tamamladıktan sonraki tatmin oluşunuzu hatırlarsınız. Bilim hakkındaki konular bahsettiğim bulmacalara nazaran çok ama çok daha komplike. Bu bilimsel sorular çok fazla zaman ve bağlılık gerektiriyor. Bazen aylar ve yıllar. Derinlemesine düşünme, sayısızca deneme ve başarısızlıktan sonra bir başarı elde ediyorsun. Entelektüel uyarılma ve tatmin olma duygusu bu süreçte oldukça fazla ve senin yaptığın işe odaklanmanı ve motivasyonda kalmanı sağlıyor. Başka bir perspektif ise hangi bilimsel alanda çalışıyor olursanız olun, çalışma alanınız sürekli güncelleniyor ve yenileniyor. Sürekli yeni bir buluş ortaya çıkıyor, yeni teoriler öne sürülüyor, yeni teknolojiler geliştiriliyor. Bu yüzden her zaman yeni perspektiflere ve fikirlere empoze oluyorsun. Bu da senin hem bilim insanı olarak hem de bir birey olarak sürekli gelişmeni sağlıyor. Başka bir perspektif ise kendi çalıştığın alanda güncel bilgileri öğrenmenin yanında ayrıca yeni başka yetenekler ve teknikler öğrenme fırsatın oluyor. Bunları okuduğun bilimsel makalelerle, katıldığın konferanslarla veya workshoplarla kendini besleyerek elde ediyorsun. Bu öğrendiğin yeni yetenekler ve teknikler genelde sadece senin alanında geçerli olan şeyler değil, aynı zamanda diğer alanlarla veya hatta akademi dışındaki alanlara aktarılabiliyor. Kısaca senin profesyonel olarak da gelişmeni sağlıyor. Diğer bir perspektif ise bence en önemlilerinden biri. Bilim alanında çalışmak bizim etrafımıza dönen hayatı ve evreni anlamamızda bütünsel bir kavrayış şansı sunuyor. Bilim, evreni ve içinde bulunduğumuz dünyayı anlamakta kullandığımız araçlardan sadece bir tanesi. Bilim insanı olarak birçok farklı konuyu keşfedip öğrenebilirsin. En küçük atom altı parçacıktan tut, evrendeki en büyük yapılara kadar. Bu geniş perspektif senin evreni derinlemesine anlamanda geliştirici olacaktır. Ve bu deneyim oldukça tatmin edici. Şimdi ikinci kategori gözleme geçmek istiyorum. Topluma gerçek bir katkı sunma şansı. Bilimin diğer en önemli avantajlarından bir tanesi de yaptığın araştırmalar veya keşiflerle beraber insanlığa ve hatta dünyaya gerçek bir etki bırakmak. Bilim insanlarının hayatlarını, bilim insanlara hayatlarını değiştirebilme gücüne sahip ve bir bilim insanı olarak bu değişime pozitif anlamda katkı sağlayabilirsin. Bunun birçok örneği var. Antibiyotikler, ağrı kesiciler, aşıların sağlık alanında keşfedilmesi, internetin ve robotiğin mühendislik ve teknolojik alanında geliştirmesi,
fizikteki yer çekimi ve kara delik konularının aydınlatılması gibi. Bunlar bizim daha sağlıklı ve uzun yaşamımızı sağladı. Yaşama ve çalışma biçimimizi değiştirdi ve evren hakkındaki bakış açımızı geliştirdi. Aynı şekilde senin yaptığın veya yapacağın araştırma toplum üzerine çok önemli bir etki bırakabilir. Bu küçük veya büyük olabilir ama çok önemli değil. Bizim hepsine ihtiyacımız var. Başka bir perspektif ise şu, topluma fayda sağlamakla beraber kendi alanına çok önemli bir katkı sağladığını bilmek kişisel olarak çok ödüllendirici bir unsur. Bilim toplumuna bu tarzda bir bilgi kazandırmak ve herkesin bunu kullanabileceğini bilmek tarif edilemeyecek bir tatmin duygusu sağlıyor sana. Entelektüel olarak çok tatmin edici. Dolayısıyla bilimsel bir kariyer hedeflemek gibi bir arzunuz var ise yaptığınız veya yapacağınız işin topluma gerçek bir katkısı olabileceğini ve kendi alanınızda bilgi dağarcığını geliştirebileceğinizi hiç unutmayın. Bunu kafanızdan çıkartmayın. Şimdi üçüncü kategorinize geçmek istiyorum. İlgi çekici bir bilimsel çevreye sahip olmak. Bilimsel bir kariyerde çalışmanın en büyüleyici özelliklerinden bir tanesi bilimsel ortamın yapısı ve içinde bulunduğu şahane insanlar. Bilim insanları genelde kendi araştırmalar hakkında çok heyecanlı insanlardır. Bu özellik kendi ve benzer alanlardaki diğer bilim insanlarıyla güçlü ilişkiler kurmalarını sağlar. Kısaca kendi merakınızda ve öğrenmeye aç diğer insanlar tarafından çevreleneceksiniz. Bu interaksiyon sadece bilimsel bilgiler üzerinde yürümüyor. Aynı zamanda bilim insanların hoşlandığı birçok hobi ve işler var. Bilimin ortak dili İngilizce olduğu için diğer bilim insanlarıyla çok rahat bir şekilde ilişki kurabiliyorsunuz. Düşünceleriniz ve hobilerinizi internasyonel olarak paylaşabiliyorsunuz. Bu sayede sürekli zihinsel olarak uyarılacaksınız. Diğer bir perspektif ise kolaborasyon. Daha önce bilimin ne kadar zor olduğundan ve bilimsel soruların çok vakit aldığından bahsettim. Bundan ötürü bilim büyük ölçüde işbirliğine yani kolaborasyona ihtiyaç duyuyor. Diğer araştırmacılarla sürekli devam eden beyin fırtınaları ve tartışmalar bahsettiğim zor soruların çözülmesinde en büyük katkıyı sunan unsurlardan bir tanesi. Bu sayede yeni perspektifler geliştirebiliyorsunuz veya keşifler yapabiliyorsunuz. Diğer bir perspektif ise birçok internasyonel konferans bilim insanlarının bir araya gelmesine ve işlerini paylaşmalarında ve tartışmalarında ön ayak oluyor. Bu şekilde network'ünü geliştirebiliyorsun ve diğer bilim insanlarıyla yeni kolaborasyonlar oluşturuyorsun. Bu sayede aslında sen bireysel bir bilim insanı olmaktansa aslında evreni anlamayı amaç edilmiş daha büyük bir bilimsel toplumun bir parçası oluyorsun. Bununla beraber şimdi dördüncü kategoriden bahsetmek istiyorum. Ekonomik yararlar. Her ne kadar bilim insanları için ana itici faktör, entelektüel uyarılma, öğrenme, gelişme ve bilim hakkında heyecan duyma gibi unsurlar olsa da bilimsel kariyerin ekonomik açıdan da faydalarından bahsetmek önemli. Bunlar çok öznel ve ülkeden ülkeye değişen unsurlar. O yüzden dediklerimi bulunduğunuz ülkeye veya kuruma göre şekillendirmeniz gerekebilir. Ama genel olarak nitelikli ve yetenekli bir bilim insanı olmak çok avantajlı bir şey. Bu şekilde sen birçok enstitü, üniversite, devlet kurumu veya endüstrinin radarında olmuş olacaksın. Bu saydığım kurumlarda dünyanın birçok yerinde çok fazla iyi ücretli pozisyonlar var. İyi ücretli pozisyonların dışında bilimsel bir kariyerde çalışmak sana farklı hibe ve fonlar alma olanağı sağlıyor. Bu şekilde araştırmalarını destekleyebilirsin. Bu tarzda fonlar veren çok sayıda uluslararası kurumlar var. Bu bağlamda aldığınız fonlar ekonomik bir istikrar oluşturabilir ve sizin yaptığınız çalışmaların düzenli bir şekilde devam etmesini sağlayabilir. Başka bir perspektif ise şu, bilimde çalışmanın
Finansal faydanın dışında, yani aldığınız maaşın ötesinde birçok daha faydası var. Mesela birçok bilim insanı konferanslara katılmak, meslektaşlarıyla işbirliği yapmak ve araştırma tesislerini ziyaret etmek için seyahat etme fırsatına sahip. Bu seyahat fırsatları yalnızca mali açıdan yararlı olmakla kalmaz. Aynı zamanda bir bilim adamı olarak öğrenmek ve gelişmek için de harika bir yol olabilir. Konuştuklarımı özetlemek istiyorum. Bilimsel bir kariyerde çalışmak tatmin edici ve zenginleştirici sayısız fayda sunuyor. Size dört farklı kategoriden bahsettim. İster entelektüel yorulmaya veya sürekli öğrenmeye aç olun, ister topluma önemli bir katkı sunabileceğinizi motivasyon haline getirin, ister bilimsel çevreden ve bilim insanlarına konuşmaktan zevk alın veya da işin ekonomik avantajlarından etkilenin. Kısaca bilimsel kariyer arzulamak için çok mantıklı nedenler olabilir. Ayrıca sizin farklı görüşleriniz veya öneriniz varsa lütfen bahsetmekten çekinmeyin. Tabii ki her şey toz pembe değil. Bir dahaki bilimsel kariyer belki yapma videosunda dezavantajlarından bahsederim. Bir dahaki görüşmenize kadar sağlıcakla kalın.